Bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın 13 tane özel uçağı varsa, Cumhuriyet'in başından beri kullanılan Cumhurbaşkanlığı köşkü duruyorken bir saray inşa ediyorsa kendisine ve bu sarayda 2500'e yakın personel istihdam ediliyorsa, sayısı belli olmayan danışman ve baş danışmanlarla çalışıyorsa, bir koruma ordusuyla gidiyorsa herhangi bir yerden başka bir yere ve gene başında olduğu devlet mekanizmasının en tepesinde bulunan bürokratların ve milletvekillerinin birden çok yerden maaş alması söz konusuysa ve bunlara karşı bir şey yapılamıyorsa ve kamu kaynakları yandaşlara aktarılıyorsa, o ülkenin ekonomisinin krizde olmasından daha doğal bir sonuç olamaz. Dolayısıyla bu çizdiğimiz tablo aynı zamanda ne yapılması gerektiğini de gösteriyor. Türkiye 40 yıldır uygulanan ama AKP döneminde de dolu dizgin uygulanan neoliberal politikaların sonucunda bugünkü çıkmaza gelmiştir. Bugünkü nokta iflas noktasıdır. CDS puanı Türkiye'nin, yani kredi riski diye ifade edilen puan 800'ün üzerindedir ve dünyada bu anlamda üçüncü sıradadır. En kötü durumdaki üç ülkeden biridir. Ancak çok köklü politika değişiklikleriyle bu durumdan çıkılabilir. Bunlar da şöyle sıralanabilir. Stratejik sektörler devletin elinde olmalıdır. Özelleştirmelerle yok edilen kamu kurumları yeniden canlandırılmalıdır ki devlet ekonomiye müdahale edebilme imkanına sahip olabilsin. İç piyasada yabancı paranın kullanımı yasaklanmalıdır. Türkiye'de Türk lirasının egemenliği olmalıdır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye'nin kaynaklarının dışarıya aktarılması işlevini gören bir kumarhane gibidir. Yeniden düzenlenmelidir Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olarak. Türkiye bir üretim seferberliği için gerekli bütün kaynaklara sahiptir. Kamu kaynaklarının yağmalanmasının önlenmesi, lüks ithalatın yasaklanması, yandaşlara aktarılan kaynakların üretim seferberliğinin emrine verilmesiyle Türkiye ihtiyaç duyduğu bütün kaynağı çok rahatlıkla elde edebilir. Lüks ithalat ve israf yasaklanmalı. En başta Cumhurbaşkanı örneğini vererek sözünü ettiğimiz israf ve kaynakların ihtiyaç olmayan yerde kullanılması sona erdirildiği zaman ihtiyaç olunan kaynak da sağlanmış olur. Suriye ile diplomatik ilişkiler hızla kurulmalıdır. Bu hem Türkiye'nin sırtındaki 8 milyon mülteci yükünden Türkiye'nin kurtulması anlamına gelir. Ama aynı zamanda 300 milyonluk Batı Asya pazarının Türkiye ekonomisi anlamına gelecektir. Ve bu da ekonomik krizden çıkışın en etkili tedbirlerinden biridir. Avrupa Gümrük Birliği'nden çıkılmalı ve Türkiye Batı Asya ülkeleriyle birlikte ekonomik, güvenlik, ekonomik ve askeri alanlara dahil olmak üzere her konuda daha yakın bir işbirliğine gitmelidir. Bütün bunlar aynı zamanda yaşanan ekonomik krize de çözüm programını belli başlı maddelerdir.